çan şeklinde, pempemsi, kırmızı, beyaz, gördüğünüz gibi çok mübarek bir bitki. Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesinde yetiştiğini söyleyenler var. İklim olarak oraya uygun, orada yetişebilir. Ama biz ulaşamıyoruz, bulamıyoruz, bilemiyoruz nerede yetişir. O nedenle yurt dışından getiriyor ekstraktını. Türkiye'de vatandaş bilse, bulsa, alsa, gönderse, kendisi de kazansa, biz de kazansak iyi olacak ama kimsenin haberi yok. Oysa Türkiye'nin bu Giresun, Rize, Trabzon, bu bölgesi, Doğu Karadeniz bölgesinde bir defa eksen bütün ormanı kaplar. Yani ideal bir ortam. Ay yüzüm için o topraklar, gittim gördüm. Ama bilmiyorum yani. Evet, bu bitkinin yaprağının destilasyona damıtılarak elde edilen ekstraktı, İdrar yolları enfeksiyonu, mesane enfeksiyonu, sistit ve ağırlı mesane sendromu, buna interstisyal sistit de denir. Ağırlı mesane sendromu, normal bağırsaklarda zararsız olan veya az zararlı olan E. coli bakterisi ve kandida mantarı, idrar yoluyla mesaneye ulaştı mı ne olur? İkisi de kudurur. Değişir dönüşür. Sistit nedeniyle doktorun antibiyotik vermesi demek hastalığın kronikleşmesi, ağırlaşması demek. Çünkü antibiyotik kullandıkça ne olur? Faydalı bakteri yok olur. Mikrop kudurur. Kandida ve E. coli toksik madde üretir. Toksik madde mesane mukozasını yakar. Mesane mukozası yandığı zaman sinir uçları böyle açıkta kalır. Sinir uçları açıkta kalırsa böbreklerden birer damla idrar geldi mi mesane doluymuş gibi beyne sürekli sinyal gider. O şahısın hayatı zehir olur. Ne çalışabilir ne sokağa çıkabilir. Almanya'da 75 doktor urolog, 186 bin idrar yolları enfeksiyonu, yani sistit, idrar yolları enfeksiyonu, üretra, darlığı, sistit, mesane iltihaplanması, ağırlı mesane sendromu gibi rahatsızlar olan hastaları tedavi etmiş. 186 bin ama bu tabii çok eski bir ülke, şimdi kaç bin oldu Allah bilir. Evet, ayyüzümü ile ilgili. Ayyüzünün birleşiminde arbutin denen bir madde var. Çok önemli. Bu onun birleşimindeki arbutin hidrokinon parçalanarak metil arbutine dönüşür. Bu da arbutin ve metil arbutin. Bu da dünyanın en doğal, en etkili antibiyotiği haline gelir. Kapsülünü kullandığınızda veya çayın içtiğinizde. Merhaba demiş hanımefendi hazretleri. Ben interstisyal sistit hastasıydım. Ayı üzümünü kullanmaya başladığımdan gerçekten çok memnun kaldım. Boş yere antibiyotik kullanmaktan kurtardı beni. Derdime de çare oldu. Teşekkür ederim. Allah razı olsun demiş. Nurhan Hanım, İdrar yolları iltihabı vardı. Doktora gittim. Karnının içi iltihap dolu dedi. Bir çare bulamadım. Çareyi İbrahim Gökçek hocamızdan buldum. Tam bir yıl boyunca, maşallah, bir yıl boyunca ayı üzümü seti kullandım. Çok güzel sonuçlar elde ettim. Bir hafta önce doktora gittim. Kontrole hiçbir şey yok dedi. Karnın içi iltihap dolmuş. Yani sadece mesane değil. Hepsi yok olmuş. İbrahim Bey, eşim idrar kaçırması rahatsızlığın nedeniyle ayı üzüm seti kullandı. Etkisini hemen gösterdi. İdrar kaçırma sorunu varmış eşinin. İbrahim Bey'in eşi.
Şirince Hanım, Şirin. Öncelikle herkese acil şifalar dilerim. Ben interstisyal sistit hastalığına yaklaşık 4 yıl önce yakalandım. Hayatım kabusa çevirdi, yaşam kalitem düştü. Hiçbir yere gidemez olmuştum. Sürekli lavabo arar olmuştum. Gözlerim sürekli lavabo arar olmuş. Tuvalete gitmek zorunda. Günde 60'tan fazla tuvalete gidiyorum diyor. Tövbe 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 tövbe. Tuvalete 60 defa. Üniversitelere, hastanelere gece gündüz gittim gittim. Hiçbir çare bulamadı diyor. Ayı üzümü GST kullandım. Açıkçası başlarda inanmadım, inanmamış. Defalarca İbrahim Bey'i arayıp ben iyileşecek miyim dedim. O da bana korkma, etki tepki olur. İlk zamanlar biraz sorun olur, iltihap çözülürse demişim. Gerçekten sabır ve zaman her şeyin ilacı. Yaklaşık 2 aydır kullanıyorum. Şimdi saatlerce arkadaşlarımla geziyorum. İdrar kaçırmadan eser yok. O kadar minnettarım ki kendisine gerçekten insaflı biriymiş. Kendine güveni tam olan biri fakat ilaçlardan yüksek miktarda paralar talep etmedi. Yani anlayacağınız sahtekar ve de para tuzağı değil. Bu ilaçlar gerçekten yararlı demiş. 60 defa lavaboya gidiyor, 60. Bugüne kadar idrar yolları enfeksiyonu, sistit ve interstisyal sistit rahatsızlığı hemen hemen herkesi tedavi ettik. Nadiren çok çok kronik ise, müzminleşmiş de uzayabilir. 5-6 ay sürebilir. Yıllardır varsa. Bazıları sabırsız davranıyor. Diyor ki ben niye iyileşmiyorum? O 3 ayda iyileşti de. Onun mesanesindeki tahribatı biliyor musun? Enfeksiyonu biliyor musun? Bilmiyorsun. Senin yaşadıklarını kendin bilirsin. Değil mi? Her insanın bünyesi farklı. Kimi 2 ayda iyileşir, kimi 4 ayda, kimi 6 ayda sürebilir. Kronik 6 aydır rahatsızlık varsa 2 ayda iyileşir. 2 yıldır rahatsızlık varsa 3-4 ayda iyileşir. Ama 10 yıldır, 15 yıldır varsa rahatsızlık kronikleşmişse hemen hop diye iyileşecek bir şey değil yani. O nedenle bazıları böyle sabırsız davranıyor. Niye ben iyileşmiyorum, onlar iyileşmedi, ben iyileşmedim. Onun rahatsızlığı farklı. Kronik mi, akut mu, ikisi arasında subkronik mi bilmiyoruz ki yani. Onu sadece kişi bilir ne zamandır rahatsızlığı var. Ahmet Bey 2014 yılında tonik, aloe vera, ayı üzümü ilk sir setini kullanmış ve faydasını görmüştüm. Şimdi Gökçek'ten başka iki rahatsızlığım için de set almak istiyorum. Bana göre İbrahim Bey Türkiye'nin Lokman hekimidir. Sema Hanım, ben de şu an ayı üzüm seti kullanıyorum. Etkisini görmeye başladım. Teşekkür ederim hocam demiş. Çok memnun kaldım ayı üzümünden idrar yolları enfeksiyonu için demiş. Mesela yani burada idrar yolları enfeksiyonu, idrarını tutamama, idrarını kaçırma. Çok sorun olanlar, çok kişi tedavi etmişiz zaten sorun değil. Burada yüzlerce yorum var.